Get your special sock out, nerds. Let's go. Hey, cowboy, my eyes are up here. I know it's tempting. I look at it too sometimes. Deadpool ve Wolverine filminden silinen öyle fena sahneler ortaya çıktı ki bu videoda her bir detayı sizlerle paylaşacağım. Farkındaysanız Deadpool and Wolverine filmi 2024 yılına damgasını vuran ve sağlam gişe hasılatı yapan bir film olarak bir anda unutuldu. Yani ben içerik hazırlayan bir insan olarak şu anda film hakkında konuşan kimseyi görmüyorum. Şu an sadece Deadpool'un dans sahnesi ve Bye 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 müziği kullanılıyor. Ancak filmin MCU'ya herhangi bir katkısı olmadığı düşünüldüğü için öylesine izlenmiş bir yapım etkisi bıraktı. Ayrıca neredeyse her MCU filminin silinen sahnesi nedense filmlerin son versiyonundan çok daha önemli oluyor. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige inatla her filmi geçiş filmi olarak kullandığından bu filmin silinen bir sahnesinde söylenen tek cümle benim için fazlasıyla değerliydi ile ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağım dostlar. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk ve benim için en önemli silinen sahne Paradox ve Wade'in asansörde konuştuğu kısımdı. Mr. Wilson, this may come as a shock to a narcissistic blathering bag of meat like yourself. But your universe is not the only one in existence. Oh, please, you think I haven't seen Dr. Ant in the Quantum Verse of Madness? Your world may seem singular to you, but really it's a teeny tiny weeny speck on a vast cosmic canvas. In reality, the only universe considered the true universe exists on the sacred timeline, and it is guarded zealously by all of us here at the TVA. Bu sahnede paradoks hiçbir evrenin Earth 616 yani Sacred Timeline ya da kutsal zaman çizgisi kadar önemli olmadığını söylüyor. Bütün evrenlerin 616'dan türediğini ve 616'ya zarar gelecek olursa hepsinin zarar göreceğini düşünüyor. Bu bahsettiğimiz sahnenin önemi film için o kadar büyüktü ki yani böylesi bir sahneyi silmek gerçekten de aptallık. İlk olarak bu sahne film vizyona girdikten sonra hazırladığım 616 evreniyle ilgili olan tüm videoların hepsini doğrulamış oldu. Big Bang sonrasında ortada sonsuz bir enerji oluşuyor. Bu sonsuz enerji patlaması sayesinde milyonlarca zaman çizgisi ortaya çıkacak. Ancak bu bahsettiğimiz zaman çizgilerinin hepsinin bağlı olduğu kaynak ilk Big Bang noktası olacak. Bu dallar doğrusal bir şekilde büyümeye devam ederken bazı evrenlerde olması gerekenden farklı durumlar meydana gelebilir. Mesela Big Bang'e bağlı olarak uzayan bu dallar orijinal dallarken onlara bağlı yeni dallar türemeye başlayacak. Orijinal zaman çizgisinde Steve Rogers Kaptan Amerika olurken zaman sapması sonucunda Peggy Carter'ın Kaptan Amerika olduğunu düşünelim. Bunun sonucunda bir zaman sapması meydana geliyor ve böylece orijinal zaman çizgisine bağlı yeni bir gerçeklik oluşuyor. Bu iki gerçekliğin geçmişi aynı ancak bir noktada gelecekleri değişecek. Birinde Steve Rogers Kaptan Amerika olurken diğerinde Peggy Carter süper asker oluyor. Böylece iki evrenin geleceği tamamen farklı noktalara evriliyor ve birbirinden tamamen ayrılıyor. Çok devren döngüsünün temel mantığı da aslında budur. Orijinal zaman çizgilerinden türeyen milyonlarca olasılık var. Bu olasılıkları Marvel Vatif serisinde bizlere göstermişti. 616 evreni ilk orijinal çok devrenden sağ kurtulan tek evrendir. Yani şu an bizlere multiverse olarak gösterilen şey 616 evreninde oluşan alternatif zaman çizgilerinden ibaret. Gerçek multiverse demek Big Bang'den sonra oluşan birbirinden alakasız dallarında türemesi gereken bir kavramdır. Ve ben sizlere bunu daha önce hazırladığım birkaç farklı videoda defalarca kez söylemiştim. Yine de şu anda MCU'da alternatif zaman çizgileri de multiverse kabul ediliyor. Ancak 616 evrenine herhangi bir şey olursa yani evren parçalanırsa o zaman tüm diğer dallarda parçalanacak. Çünkü bu noktada 616 evreni çok devrenin köküdür. Ve bir ağacın kökünü keserseniz o zaman tüm dalları da kesmiş olursunuz. 2026 yılında vizyona girecek Avengers Doomsday filminde bizlere bu gerçekten bahsedecekleri için Deadpool and Wolverine filminde bunu kullanmak istememişler. Ancak bu sahne sadece bu bilgiden ibaret değildi. Bu sahnenin önemli olmasının ikinci sebebi ise paradoksun kötü adam motivasyonuna hizmet etmesiydi. Çünkü bu sahneyle birlikte paradoks için zaman çizgilerinin neden önemsiz olduğunu çok net şekilde göstereceklerdi. Paradoksun zaman çizgilerinden ziyade sadece 616 evrenini düşündüğünü ve bu alternatif zaman çizgilerinin TVA'ya gereksiz iş yükü bindirdiğini göstereceklerdi. En basitinden şunu düşünün TVA ilk kurulduğunda tek amaçları sadece 616 evrenini yani kutsal zaman çizgisini korumaktı. Ancak Loki 2'nin sezondan itibaren TVA'yı yöneten yeni insanlar sadece 616 evrenini değil oluşan tüm zaman çizgilerini korumayı kabul ettiler yani TVE organizasyonuna ekstra iş yükü binmiş oldu. Çünkü 616 evreninden türeyen her bir zaman çizgisinde yeni yaşamlar ortaya çıktı ve bu yaşamları yok etmenin katliam yapmaktan hiçbir farkı yoktu. Yine de TVE içindeki belli başlı gruplar hala yeni oluşan zaman çizgilerini önemsiz ve sokak köpeği gibi görüyordu. İşte sokak köpeği gibi uyutma tabiri de aslında buradan gelecekti. Paradoksun dünya 10.005'i gözden çıkarmasının en büyük sebebi de aslında buydu. Hem binlerce yıl boyunca bunun başında beklemek istemedi hem de önemsiz olduğunu düşündüğü için evreni yok edecekti. Peki böyle bir sahneyi kesmeye gerçekten gerek var mıydı? Ayrıca sahnenin başında Wade MCU'nun tüm çok devren filmlerinden haberdar olduğunu söyledi. Film boyunca Deadpool'un Loki dizisine, Ant-Man'e ve Doktor Strange'e değinmesinde herhangi bir sorun yok ama filmleri izlemiş olmasında bir sorun mu vardı gerçekten? Doktor Karınca ve Çoklu Kuantumanya çılgınlığı filmini izlemeyen de ne bileyim yani. Asansör sahnesinde ilgimi çeken bir diğer detay ise asansörün çift taraflı olması ve Wade'in buna şaşırmasıydı. Hatırlarsanız Wade Finn'de yeni kostümünü giydikten sonra ters şekilde asansörde dururken kapı bir anda arkadan açılınca poz vermişti. Demek ki asansör çift taraflı çalıştığı için böyle bir poz vermiş. Hatırlarsanız silinen sahnelerin neden bu kadar önemli olduğunu 2022 yılında Thor Love and Thunder döneminde de konuşmuştuk. Hatta hazırladığım bir tane yabancı video Marvel'ın en çok izlenen shorts videosu olarak tarihe geçmiş ve bana 40 bin abone kazandırmıştı. Videoda söylediğim şey ise silinen sahnede gösterilen gerçekten çok önemli bir detaydı. Hatta Zeus'un neden Thunderbolt'u fırlatmadan önce eliyle işaret ettiğini açıklıyordu. Yani silinen sahneler bu tarz filmlerde her zaman önemlidir. Yapımcılar ya da filmin son kat hazırlığını yapanlar bunlara çok fazla dikkat etmiyorlar ama biz gerçekten dikkat ediyoruz. Bunun dışında silinen diğer sahnelere bakarsanız, Deadpool'un Tony Stark hakkında konuştuğunu görüyoruz. Anthony Alejandro Stark. Anthony Penelope Stark. Anthony Soprano Stark. Anthony Ingrid Shark. Anthony <laughs> Edwards from ER. <laughs> Normalde filmin hem başında hem de sonunda Robert Downey Jr.'ı göstereceklerdi. Filmin başında Deadpool'un Avengers'a katılmaya çalıştığı sahnede John Favreau'nun canlandırdığı Happy Hogan'ı getirdikleri için bu sahneler de silindi. Filmin ilk senaryosunda Deadpool sağlam bir Iron Man hayranıydı. Avengers'a katılma isteği Tony Stark tarafından reddedildikten sonra burada tam da bu sahnede Tony Stark'tan alıntıladığı bir cümleyi kullanacaktı. Ancak Anthony Edward Stark diyemediği ve Tony'nin göbek adını sürekli yalnız söylediği için komik olsun diye bu sahneyi de koymuşlar. Yani filmin başında Robert'ı gördüğümüz gibi bir de filmin sonunda Robert'ı göstereceklerdi. Ancak Avengers Doomsday ve Avengers Secret Wars filmlerinde Robert Downey Jr.'ın Doktor Doom olacağı ortaya çıktığında Ryan Reynolds bu karardan vazgeçildiğini söylemişti. Yani bu sahnenin silinmesinde herhangi bir sorun yok çünkü filmin senaryosu değişti. Ya zaten arkadaşlar Happy'nin Avengers'ta ne alakası vardı ki? Yani ekibe kimin katılıp katılmayacağına gerçekten hepimi karar veriyordu? Tabii ki normalde bu sahnede Tony Stark'ın olması gerekiyordu. Bu da filmin saçmalığı olarak öylece ortada kaldı. Baktılar ki Robert Downey Jr.'ı getiremediler. Madem Tony Stark'ta böyle bir sahne düşündük olmadı bari hepiyi kullanalım demişler. Tabi şu anda aranızda bu tür konulara uzak olanlar varsa milyon dolarlık bütçelerle çekilen böylesi büyük filmlerin nasıl oluyor da her şeyi oldu bittiye getirdiğini gerçekten merak ediyorlardır. Bu konuyla ilgili de yepyeni bir açıklama yapıldı. Normalde tüm Marvel filmleri aslında birer gişe filmidir. İnsanlara bilgi ya da mesaj verme kaygısı yaşamayan sadece gişede para kazanmaya yönelik filmler çekiyorlar ve biz de bunlara halk arasında gişe filmleri diyoruz. Ancak Deadpool and Wolverine filmi şimdiye kadar vizyona giren gişe filmleri arasında en çok gişe filmi olan yapımdır. Bu filmin tek amacı düşük bütçeyle çok fazla para kazanmaktı. Zaten Marvel'ı kurtarması beklenen bir filmdi. Çünkü Marvel'ın bundan önce çekmiş olduğu çoklu evren filmleri gişede çakılmıştı. Disney Plus projeleri için milyonlar harcandı ama güzel geri dönüşler olmamıştı. Yani Deadpool gerçekten de Marvel İsa olarak Marvel'ı kurtarmış oldu. Marvel iflas edecek kadar kötü durumda değildi tabii ki ama Disney Marvel üzerinde baskı kuruyordu. Mesela The Marvels filmine neredeyse 300 milyon dolar para gömmüşlerdi ve filmden zarar ettiler. Yani 2022 ve 2023 yıllarında Marvel'ın gişe hasılatı olarak çakıldığı bir dönemi geride bıraktılar. Şimdi ise kazandıkları parayla yeni filmler için ellerinde güzel bir bütçe olacak. Çünkü zaten Marvel elindeki parayı birçok film ve dizi için çoktan harcamıştı. Yani düşündüğümüz zaman hala vizyona girmeyen ya da yayınlanmayan bir sürü projeleri var ve bunların çekimleri için milyonlar harcandı. Yeni projelere başlayabilmeleri için ise ellerinde para olması gerekiyordu ve dediğim gibi Deadpool and Wolverine filmi şu anda Marvel için bir kapı açtı. Captain America Brave New World, Thunderbolts, Blade, Spider-Man 4, Daredevil Born Again, Agatha, All Alone, Ironheart gibi daha birçok proje için neredeyse 2 milyar dolar para harcandı. Yani şu anda Marvel'da para mı kalmadı diyemezsiniz çünkü o kadar çok proje üzerinde aynı anda çalışıyorlar ki gerçekten para kalmamış olması normal. Ve farkındaysanız 2024 yılında sadece Deadpool and Wolverine filmi vizyona girdi. Ayrıca 2022 ve 2023 yıllarında gişede çakılan filmlerini düşünecek olursak dediğim gibi Deadpool and Wolverine filmi oldu bittiye gelmek zorundaydı. 1 Ekim'de film dijitale gelecek ancak Disney Plus'a bekliyorsanız her zaman olduğu gibi Türkiye'de 6 ay beklemek zorunda kalacaksınız. Çünkü Türkiye'de vizyona giren filmlerde 6 ay kuralı var. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.